Sayın seyirciler, Gazze'de İsrail soykırımı sürüyor. Siyonist rejimin Gazze şeridinin farklı noktalarına düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı. Son 24 saatte şehit sayısı 310 kişi artarak 17.487 oldu. Bölgedeki son durum için muhabir arkadaşımız Oğuzhan Uygun Türk'e döneceğiz. Kendisi de bugün talihsiz bir olay yaşadı. İsrail polisleri Oğuzhan'ın kameraman Kerem Danış'la yayın yaptığı esnada kendisine müdahale etmesiyle Oğuzhan yayını sonlandırmak durumunda kaldı. Oğuzhan, kolay gelsin. Haber nöbetinde kolaylıklar diliyoruz kameraman arkadaşımıza ve sana aynı zamanda da geçmiş olsun. Çünkü geçtiğimiz günlere baktığımızda basın mensuplarından hayatlarını kaybedenler olduğunu biliyoruz. Sürecin başından bu yana 200 meslektaşımız ne yazık ki hayatını kaybetti, basın şehidi oldu. Neler söylersin hem bugüne dair hem genel olarak notlarını alalım. Gözde, maalesef bir önceki yayınımızda Mustafa Yıldız'a yayın yaparken bölgede bulunmuş olduğumuz alan hemen arkamız zaten Kubbetü Sahra, Mescid-i Aksa. Burası ise Zeytin Dağı, Kudüs'e yakınız, çok yakınız. Hatta Kudüs'te isteyebilirim, zaten merkezi konumlardan birisi burası. Yine yayınlarımızı her zamanki gibi yapıyorduk. İsrail polisi zaten her tarafta, her sokakta kendini gösteriyor. Ama bugün itibariyle, bugün 63. gün, artık 64. güne girdik. Günlerdir bölgedeyiz ekip arkadaşlarımızla beraber. Ben de Kerem'le beraber yayınımı yapıyordum ve yayın esnasında etrafımızda polislerin geçtiğini gördüm. Aslında rutin bir geçiş diye düşündüm. Çünkü ara ara zaten bu noktalardan geçiyorlar. Ve hemen ardından yakın noktamızda, sol tarafımda, şu anda bulunmuş olduğumuz alanın hemen sol tarafında durdular. Bize doğru baktılar. Kerem durumu anlamaya çalıştı. Yanlarına gitti, baktı ve ne oluyor diye sordu kendisi. Tabii ben bir taraftan yayınımı devam ettiriyorum. Bir taraftan da bir gözümde diyebilirim ki Kerem ne konuşuyor onu anlamaya çalışıyorum. Kerem'den pasaportunu ve basın kartını istediler. Buraya ait basın kartımız var. Onu istediler ve biraz Kerem onları verdikten sonra canlı yayınımızı durdurmamızı istediler. Ben de oradan zaten oraya bakıyorum. Bir taraftan yayınımızı kesmeden devam ettirmeye çalışıyorum canlı yayınımızı. Ve baktım, Kerem bana işaret etti. Yayını kesmemiz gerektiğini söyledi. Bir taraftan tekrar bakıyorum polis aracına. Bana doğru zaten işaret ediyorlar. Yayını kes diyorlar. Kerem'le konuştular ve Kerem hemen kameranın arkasına geldi. Yayını sonlandırmamız gerekiyor dedi. Kerem'i bir taraftan dinliyorum, bir taraftan aktarıyorum son gelişmeleri Gazze'deki. Kerem dedi ki yayını kapatmazsak eğer gözaltına alacaklar bizi dedi. Ve tabii ben tekrar devam ediyorum. Yayını kesmek istemediğimi söyledim. Kerem tekrardan işaret etti. Polisler işaret etti. Ve maalesef ki yayınımızı kesmek zorunda kaldık. Yanlarına gidince bize neden buradasınız dediler tabii ki. Ve baktığım zaman buranın basın kartını istediler. Nereli olduğumuzu zaten biliyorlar. Sormalarına bile gerek yok. Türk olduğumuzu zaten biliyorlar burada. Ve yanına gittiğimde basın kartımı ve pasaportumu götürdüm oraya. Basın kartıma baktı. Kimlik bilgilerime erişti. Ve buraya ikinci kez mi geliyorsun dedi. Evet, ikinci kez geliyorum dedim. İlk olarak 7 Ekim'deki saldırılarda geldiğimi belirttim. Ve ardından ikinci kez geldiğimi söyledim. Baktılar, neden buradasın gibi cümleler kurdular. Yayınımı gerçekleştiriyorum dedim. Buradan aktarıyorum. Türkiye'ye yayın yapıyorum dedim. Zaten Türk olduğumuzu biliyorlar. Kimlik bilgilerimi kontrol ettiler. Yaklaşık 3-5 dakika beni sordular, sorguladılar. Hemen ardından kartımı vererek gittiler. Yani baktığımız zaman 64. güne girdik Gözde. Ama maalesef ki bu tarz durumlarla hala karşı karşıyayız. İlk geldiğimiz zamanlarda bu tarz durumlar gerçekleşiyordu. Yayına müdahale etme gerekçesi olarak size ne söylediler? Gerekçeleri yok. Canları öyle istiyormuş, öyle yapıyorlar. Yani bu artık İsrail polisinin çok normal bir pozisyonu. Bize karşı artık çok normaller. Yani canları sıkıldığı zaman burada devreye geziyorlar. Geliyorlar. Yayını kes diyorlar bize. Ben devam etmeye çalıştım. Uzattı biraz. Kes dedi. Yayını bitir dedi. Tekrardan ben devam edince gözaltına alırım dedi. Kerem işaret ediyor arkadan bir taraftan. Ona bakıyorum. Oradan da kesmek zorunda kaldık. Daha da uzatmadık. Biz de yayınımızı kestik. Yanına gidince de zaten kimlik bilgilerime baktı. İkinci kez mi buraya geliyorsun diye sordu. Çünkü sistemde ikinci kez geldiğim gözüküyor. İkinci basın kartım burada çıktı. İlk defa 7 Ekim'deki ilk olaylarda buraya gelmiştim. Onu gördüler. Biraz daha sorguladılar, gittiler. Yani gözle baktığımız zaman polislerin bugün cuma namazında da aynı muamelesi vardı. İçeriye girmek isteyen yaşlılar da olsa, 65 yaş üzerinde erkek de olsa canı istemediğini içeri almıyor. Bakıyor, nereden geldiğini soruyor.
istemediği, beğenmediği bir yerse içeriye almıyor. Yani tamamen diyebilirim ki polislerin burada kafasına göre bir muamele var. Yani tamamen keyfe keder bir durum söz konusu. Bakıyor. Tamamen keyfe keder söz konusu. Herhangi bir yasa, hukuk hiç zaten hiçbir şey tanımıyorlar. Biz günlerdir bunu ekranlara getiriyoruz. Sizlerin vesilesiyle tamamıyla insan haklarına aykırı savaş suçu işlemeye devam ediyorlar. Basın şehitlerinin ne yazık ki sayıları bir taraftan artıyor. Onlar için hiçbir şey fark etmiyor.